söze başlamadan önce gelin hepsinden önce bir saygı duruşu borcumuzu eda edelim. Metin Göktepe'ye saygı duruşundan söz ediyorum. 1968 doğumlu gencecik bir gazeteciydi. Bugün yaşasa 53 yaşında olacaktı. 1996 yılında hayatını kaybetti. Metin Göktepe gerek gazetecilik kariyerinde gerekse daha önce öğrenciliğinde hep hak ve demokrasi mücadelesinin içinde olmuş devrimci bir gençti. Metin Göktepe hayatını kaybettiğinde bir toplumsal olayı izliyordu. İki kişinin cezaevinde ölümüyle ilgili bir cenaze töreninde, ölümü ardından yapılan bir cenaze töreni sırasında polisin göstericileri toplu halde gözaltına alması sırasında Metin Göktepe de bu polis şiddetinden nasibini almıştı. Ve Metin Göktepe dövülerek, işkence edilerek, polisler üzerinde tepinerek ve beyin travması sonucu hayatını kaybetti. Günün İçişleri Bakanı, o zamanın İçişleri Bakanı Teoman Ünisan birkaç gün sonra yaptığı açıklamada Metin Göktepe'nin duvardan düşerek öldüğünü öne sürdü. Ancak yapılan yargılama sonucunda Metin Göktepe'yi döverek, işkence ederek, kötü muamele ederek öldüren polis memurları ceza aldı ve bu konuda verilen ilk cezadır. O şekilde, daha doğrusu ilk cezalardan biridir. O şekilde hayatını kaybetmişti Metin Göktepe. Basın kartı sorgulanmıştı. Gazeteci olup olmadığı sorgulanmıştı ama bunların hiçbiri bir gencecik çocuğun polis şiddetine maruz kalarak, dövülerek, üzerinde tepinilerek, işte orada Eyüp spor salonunda bir araya toplamışlardı bu çocukları, öldürülmesinin mazereti değildi. Bir basın şehidi olarak anılacak ama aynı zamanda yıllar sonra hala bu tür şiddetin devam ettiğinin o günlerden bugünlere sarkan bir örneği olarak hatırlanacak. Ruhu şad olsun. Annesi Fadime Ana'ya ve kardeşlerine, Meryem Göktepe'ye ve bütün yoldaşlarına, bütün arkadaşlarına, meslektaşlarına bir kez daha başsağlığı diliyor. Kendisine de rahmet diliyoruz. Metin Göktepe ve o gün maruz kaldığı muamele hiçbir zaman unutulmayacak.